Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Eylül ayı güneli. Havalar çok değişti gerçekten. Sabahları yani 2-3 dereceye kadar düşüyor hava sıcaklığı. Tam şimdi tam tersi oluyor. Gündüz 23-24 derece sıcaklığa çıkıyor. Gece 3-4 o seviyeye kadar iniyor. Havalar serinledi. Pazartesi salı yağmur gösteriyor. İnşallah yağar ki otlar var yumuşar. Ortalığın tozu toprağa bir gider. Onun için inşallah yana Mevlam göktürü yağmuru yağdırı, selleri aktırı, Arap kızını camdan baktırı deyip. Havaya güç temmi vuruldu artık, güz geldi. Demin gördüm güzgülleri çıkmış. Bugün halkın çi var. Güneşin etkisiyle böyle çi buhar olup uçuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar aşağısı olduğu gibi buhar, sis. Amanın çocuklar. Arkadaşlar çaparlar oyuna geliyor. Yorum yapan arkadaşlar var. Abi daha küçük onları götürmesen iyi olur. Şimdiden soğumasınlar. Oyundan falan diye de. Sabahları gidiyorlar. Akşamüstü gitmiyorlar. O yüzden ki alışsınlar. Oyunu salıverdiğinde. Oyunun arkasına gitmeye alışsınlar ki. Benim arka çobanım da orada yatıyor. Hem garip. Bakın arkadaşlar. Garip. Devamlı koyunun arkasına gidiyor. Ama bugün gece herhalde canavar vardı bilmem. Köpekler hiç yatmadı. Saat 12'di benim yattığım. 12'de bile köpeklerin sesi hiç eksik değildi. Bir köpeklerin sesi uzaklaşıyor. Bir yakın oluyor. Zaten köpeklere güvenmesem benim ağıldan canavarın hoplamasına gerek yok. Yürüyerek geçer. Gerçekten arkadaşlar çobanın şeyi var yok değneği diye bir elindeki sopası diye boşuna demezler. Abdullah nereye koydu? Bulamadım sabah karanlıkta çengeli. Şu an elimde çengel yok. Ya sanki yolda gezermiş gibi geliyor. Dağda koyun gitmiyoruz da sanki bir yere ben bir yere gidiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Abdullah onu çengeli ya ağacın birinin başına taktı ya da orada bir kenara koydu ama ben işte sabah karanlıkta 5.30'da salıyorum arkadaşlar koyunu. Karanlıkta herhalde göremedim. 5.30'da salıyorum koyunu. Koyun ağıldan çıkmıyor ya.
Sırf şu çebişleri, geçileri ben o koyunu akıldan çıkması için bulunduruyorum. Koyunu çekmesi için bulunduruyorum. Ha koyunum şey mi, horavı da değil. Bütün koyunlar mesela elinle çağırsan eline gelir ama bilmiyorum artık. Koyunun karnı doygun olduğuna mı, yoksa ot kur olduğuna gidesi gelmiyor mu? Bakın arkadaşlar, ot güzel. Bugün de hatta biraz da çiğ var, yumuşak bak. Güzel yiyor otu. İşte kur olduğu için yapacak bir şey yok ama bu mevsimde bu otu bulamayan hayvanlar var. Dege 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 dege. Geç ay! Şuna baksana sen, şuna uçacak ya. Eserin en yüksek bölgesindeyim şu anda. Ve gözümüzün alabildiğince manzara, biraz havada çiğ düştüğüne, güneşin de çok az bir yağmur çiseledi. Bu anlıktan net görünmüyor. Karacasar Yaylası'ndan göçtüler. Hasanay Kadir Dayı göçtü. Bugün de ineklerini götürüyor herhalde. Artık onlar göçüyor. İşte buradan şu Sarot var, Dere Yaylası. Keklicek var. Çöpücü! Şuna baksana ya, nereye gidi? Buradan Yağlıyık, Soğla Gölü, her taraf görünüyor ya. Vay vay! Akşam olsa da bir yatsak be. Oyunda arkadaşlar uyuyor resmen ya. Hafif ıslanan o çiğle beraber yoluyor otu. Ulan böyle mi koyun gideceksiniz siz? He? Vay yavrular vay. Vurun kafayı yatın. Kalk lan. Koş kalk. Koş kalk. Orada. Vay vay. Arkadaşlar. Artık yüz geldi. Dağlar sessizleşmeye başladı. Artık o şeyini, küskün yüzünü göstermeye başladı. Terk edin diyor. Bahar geldiğinde kendine çekiyor. Böyle bir şey var. Bilmiyorum hani, eğer insanın hissi veyahut da bakışı farklıdır. Ben öyle söylüyorum. Bahar geldiğinde resmen kendine çağırıyor da. Bu zamanlar geldiğinde de diyor ki gidin diyor.
Dağların gölgesinin rengi bir şekli bile değişiyor. Aman. Arkadaşlar biraz önce tavşan çıktı önümde bir. Hiç seslemedim. Bunlar yanındaydı. Hiç seslemedim. Ne yapacaklar diye tavşana gidiyor ki gözleri arkasından gidiyorlar. Ama en önde şu beyaz vardı. Krem. Bunların kulaklarını ben doğduğum kestim. Küçücük kan akmadıydı. Büyümezdi. Kulaklar büyüdü gitti ya. Şekli bozuldu. Ama dağa gitmeye başladılar. Zayıfladılar arkadaşlar. Yoruluyorlar ister istemez de. Değil mi çocuklar? Değil mi? Ya şunlara ya. Eto yap be Eto. Şimdi dişini kıra yak Eto. Arkadaşlar. İşte bizim buranın yıl katları bunlar. Toz dumana katıp gidelim. Eto gel. Şimdi bir tekme vur. Ayak dişlerini kıracak. Arkadaşlar atlar değil de katırlar çok tehlikeli çünkü boynun içine verdiler. Allah'tan köpekleş yapmasa katırlar at gibi değil. Tehlikeli ısırıyor. Açtılar. Bizim yaylaya doğru gittiler. Saat 3. 3.30. Baba biraz çilendi. Ama gerisi gelmedi inşallah. Yarın bir gün yağış gösteriyor. Çok güzel bir şekilde yağar. Ortanın toz toprağı bir gider. Otlar bir yumuşar. Güzel yağarsa da toprak suyunu alırsa ortalık yeşeri. Bu arada da Abdullah artık gitti. Köye gitti, okula gidecek. Artık sabah akşam ben gideceğim oyuna. Tabi benim için sıkıntı yok. Problem yok da tabi istersen de dükkanda hanım dururken, emiş dururken, hani bu arada eşimin ismi Emiş. Yani dururken, dükkanda dururken ufaklık var tabi biliyorsunuz Gülmiray. O biraz yaramazlık yapıyor. Onun için biraz ona yaramazlık yapacak ama yapmış yok. Ekmek davası hepimizin. Ekmeğinin peşinde koşması lazım. Ekmeğinin işini tamamlaması lazım. Her şeyin hayırlısı diyorum. Ve burasına şey diyoruz biz buraya. Şurada aşağıda mağara var. İnin tepesi. İnin tepesi diyoruz. Gördüğünüz gibi göl. Abi hemen hemen 1,5 aydır gölü gelir koyun. Yani daha halen koyunu yiyeceği bir şey var da. Hadi dedim ağzı değişsin bugün dedim. Hava biraz çilendi, otlar yumuşamıştır diye. Bura kepire çıktım. Bu arada görüyorsunuz koyunun yarısı aşağıda. Bakın. Şimdi darman dağın kendi kafasını oraya alıyor arkadaşlar. Koyunu sıktım zaten. İyi olmaz. Tabii her insanın koyun gütme şekli, davar gütme şekli farklıdır. Ben böyle gidiyorum artık. Yorumlarda mesela böyle hayvancılık yapan arkadaşlar, izleyicilerim varsa yorumlarda yani bazen oluyor. Yani koyunu çok serbest bırakıyorsun bu. Diye onun için böyle alışmışım. Koyunu da böyle alıştırdığım için bana bir zorluğu yok. Ha şunu da söyleyin arkadaşlar.
Bazı arkadaşlar yoruma yazıyor. Söylediklerinin pek bir şey anlamıyoruz diye. Bizim bu Konya bölgesinin şivesi böyle. Yani özellikle bizim köyünkü daha farklı. Çat'ın konuşma şivesi. Yani ben de hiç kendimi yani birilerine özenerek hiç yani öyle bir özentim olmadı. İşte konuşmamı değiştireyim falan diye hiç öyle bir düşüncem olmadı. Bak 13-14 yıl ben İstanbul'da çalıştım, İstanbul'da kaldım. Hani bu arada bile yani hiçbir şey değiştirmedim yani. Bilmiyorum artık. Bazı insanlar mesela köyden gidiyor, bir ay sonra bakmışım ya sanki 40 yıllık şehirli gibi konuşuyor. Keklik üretiyor arkadaşlar. Ama işte basmaya girdim, av sezonu açıldım, vuruyorlar. İşte bir sene vurmayacaklar. Bu dağların her tarafında keklik olur ama işte adamlar daha Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar bu tarafa. Ama çünkü burada av yapmasa ne olacak? Keklik direkt ise görüyor. Koyunun keyfi 10 numara arkadaşlar. Ya yukarı şu karşıda boğazda taşlar için kepçelerin içine çıktım. Orada bozuk tabi hava biraz çilenmişti. Yani çiseledi. Biraz yumuşamıştı diye çıktım ama hiçbir faydası olmamış. İnşallah yarın bir gün yağar. Videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Artık şimdiden sonra sabah akşam oyunda ben varım. Cumartesi pazar sabah Abdullah gelecek akşam üstleri. Zaten havalar da soğudu. Herkese iyi akşamlar.